Bununla zaman ayırabilecekler. Aa, hiç o açıdan düşünmemiştim. Haklı olabilirsin. Hadi bakalım. Evet, lütfen lütfen ekler mi? Bir de Berk, Merhaba benim sevgili gerçekleşik izleyici. yazı yazma şeyimi BPTV'ye ekleyebilir miyiz? Yoksa çok mu Evet. egoist olur? Yo tabii ki. Onu normal emot olarak ekleyelim. Haline münasebet. Peki Perihan iyi mi sence şu an? Radyasyon yemiş olabilir Boğaç. Bizim Sesini düşünüyorum. PlayStation Türkiye'de çalıştığımız dönemde Berk'i Fallout'a göndermiştik. O da bu renkteydi şaka olarak. Miyagi-san var arkada. Hadi bak. Ay, hayır ya Miyagi-san, Merhaba hayır. sevgili gerçek kesit izleyicileri. Bir başka hikayeyle yine birlikteyiz. Merhaba Selin Hülya. üniversitede okuyan bir genç kızdır. Merhaba Babası, YouTube'dan annesi ve izleyenler. abisiyle mutlu bir yaşantısı vardı. Barış abi sen nasıl... Arkadaşlar şu Merhaba an bir Barış şey söylemek Demirel. istiyorum size. Barış olmadığının farkındasınız değil mi? Ne olur farkında olun. Çünkü yorumlar cidden farkında değilmişsiniz gibi ya. Hani Barış bu kısmı kesip koyacak Barış'a bu konuda teşekkür etmeniz çok normal. Tabii ki o da uğraşıyor bunları kesiyor falan. Biz koyamıyoruz korktuğumuz için teliflerden. O yüzden en azından YouTube'da olsun yani karışmıyoruz ona. Barış da uğraşıyor koyuyor tabii ki. Okey ona teşekkür edin. Ya arada bize de teşekkür edin ya. Bizle ilgili tek bir yorum yok. Barış'a şiirler yazılmış altında. Ben de Ece, Barış'a sen teşekkür baktın mı etmeliyim. altına hiç? Hayır böyle mesela 30 yorum var. Barış ya ağlayacağım inanılmaz bir Ben insansın de falan böyle. genellikle onun videolarına teşekkür etmeye gidiyorum Barış. O Ya tabii yorumlardan biri ki de bana ait. Barış'a teşekkür edilsin bir şey demiyorum. Ama bize de edilsin ya biz de varız. Sanki Barış'ı yani bizi tanımıyorlar gibi hissediyorum. Barış Ben varmış hiç gibi orada. teşekkür istemiyorum bu adam gibi. Barış'a teşekkür edebilirsiniz. Benim yüksekte Ya gözüm Barış'a yok. teşekkür etmeyin mi dedim ben. Ona da edin de bize Vay de edin be. arada. Ben de mutlu olayım onları okuyunca. Aa Vay acaba be. burada ne yorum yapmışlar falan diye giriyorum. Tek bir yorum yok ya bizim hakkımızda. Sanki böyle şey Netflix'te bir diziyi koymuş gibi davranıyorlar Barış'a yani. Biz de insanız. Biz de içerik üretiyoruz. Hadi bakalım. Tek amacı okul babası annekteyiz. Selin üniversitede okuyan bir genç kızdır. Babası, annesi ve abisiyle mutlu bir yaşantısı vardır. Tek amacı okulunu bitirip kendisine güzel bir gelecek hazırlamaktadır. Dilerseniz Selin'in hikayesini dramamızı izleyerek öğrenelim. Dileriz. Ya ikide bir benzine zam, mazota zam. Ya Millet Ece mal mı? Miyagi'san benim gibi ya. Araba dışında, sigorta dışında hiçbir şey konuşamıyor ya. Ben de çıktım her yerde ikinci el araba fiyatlarından bahsediyorum. Miyagi-san yeter ya. Sana güzel bir araba bulacağız ama Barış, inanıyorum. İnşallah Sarı Hakan sarı bıyık geliyor arkadan, bak yürüyüşünden tanıdım ya. ya. Hadi bakalım. Aa bayan counter'ımız açık kalmış onu hallederim hemen. Ya ikide bir benzine zam, mazota zam. Bu milletin hali ne oluyor? Evet, şeyler geliyor. Allah Buyurun belanı abi, versin. afiyet olsun. Böyle devam Oo, ederse. oraya götürdüm. Yani sadece iki masa doluyken böyle bir enerjiye gerek yok bence ama olsun. Hani. Evet. Evet çaylar. Afiyet Lan olsun. bana bak Samet, bugün keyfin yerinde ha. Her zamanki halim abi. Lan bırak şimdi, tıraş yapma bana. Dün suratın bir karıştı. Aa. Dündür, bugün bugündür, Gene tamam mı? siyaset yapmaya başladın yani. Siyaset böyle bir şey değil ya. Bak kedi geldi. Hoş geldin Petito. Herhalde dündündür, bugün bugündür o dönemin bir siyasi sözü olabilir Erkan. Acayip Ha, olabilir. Süleyman Demirel'in söyleyeceği bir şeye benziyor ama emin Miyagi değilim. sana da ağzı Aa bozulmuş hakikaten Barış. Süleyman Demirel miymiş? Miyagi-san evet Bu saçmaladı bu arada. adam şey bir adam, arabalardan konuşan kibar bir insandı. Ha, ben de gene mutlusun ha falan dedi. Ayağa düşmüş Lan bırak Miyagi-san. dedim. Dündündür, bugün bugündür, Gene tamam mı? siyaset yapmaya başladın yani. Helal olsun, helal olsun yani. Günün adamı be. Helal olsun. Nasıl duruş Ece? Tek. Ya çok güzel bir duruş ya bu. Buralar yine sataşıyorlar sana. Ne olacak? Milletin keyfi tıkırında oğlum. Seninki tıkırında değil mi sanki? Nereye tıkırında ya? Anamın maaşı olmasa. Oğlum haline şükret. Beterin beteri var ha. Hep öyle deyip de avutuyoruz ya kendimizi. Emrah'a koyayım da neşelenelim biraz ya. Hadi bakalım. O tost makinesinde bir tost basılır Boğaç. O Normal tost makinesi mi ya? zannediyorum öyle. Ev tipi Bence o tost kızartma makinesi.
ev tipi tost makineleri aynı tadı vermiyor. Onların artık bir metalinin tadı mıdır nedir? Tabii. Aa, daha güzel oluyor ya. Çok çok haklısın Erkan. O tost makinesi mesela çok hızlı yapsın diye mi öyle? Yoksa aynı anda birçok tost yapsın diye mi öyle? Hepsi olabilir. Tamamdır. Şu dansa ne diyeceksin? Ya, kendimi kumbak bebek gibi gelmesi çok seviyorum. Şey, Selin notlar alır mısın? Alırım. Şey, onları al da yarın fotokopide çektir ver, ben senden alırım. Tamam, oldu. Suat nasılmış? İyi işte, bitiyor bu sene okulu. Artık söz nişan vardır herhalde bir şeyler. Bilmiyorum, bir okulu bitsin bakalım ondan sonra. Artık arkeolog sevgilin de oluyor, kız bol bol kazı yaparsın. Aileyin, işin gücün komiklik ha. Ne yapayım kız? Tamam, seni laf yarışına falan giremem, pes ediyorum. Ne dendi? Artık arkeolog sevgilin oluyor, tamam, beraber kazı yaparsınız bol, dedi. Bol bol kazı yaparsınız, bir seksüel bir gönderme mi? Aa, inşallah değildir ya. Aa. İnşallah öyledir, ben tek aklı bozuk olanın ben olduğumu düşünmek istemiyorum. Yok öylesin, chatte bile tek bir yorum yoktu bu konuyla ilgili. Vardı, herkes kazı dedi ya. Hayır, kimse bu konuyla ilgili yorum yapmadı Erkan, bir tek sen bu konuyu böyle değerlendirdin. Ben dışarısını toparladım, gidiyorum. İyi geceler. Oğlum dur bir dakika ya, nereye gidiyorsun? Aceler mi? Ne olacak? Ya şuradan iki tane bira kaptı, oturalım biraz, merak etmeyiniz. Yine bira içiyorlar. Hadi, ben de onları bitiririm sen gelene kadar. Bardakların içinde ne? Fahit ama o ne var bu aç orada? Desen ya o. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ne? İyi geceler kız. Ha, desen. Ekip nasıl Erkan? Bir de yaz şeyleri konuşacak mıyız bu kanepe desenini? Ben diğerlerine kıyasla bir tık daha iyiye gittiğini düşünüyorum. Dekorasyon açısından bu aç. Hadi bakalım. Kızım. Hadi artık geç oldu, yatmıyor musunuz? Ben daha yatmayacağım anne. İstiyorsan sen yatabilirsin. İyi geceler. Anne mi? Benim de uykum yok. Anne mi dedi? Yani biraz zorlama bir anne olmuş gerçekten. Anne mi? Aa, sarı bıyıklıkinden daha kötü bir anne bu aç bu. Bu adam sarı bıyıktan genç gözüküyor. Gene de hayır, olmamış. Hayır değil. Bu adam yaşlı görünüyor. Daha yaşlı mı görünüyor? Sanmıyorum ya. Neyse. Anne istiyorsan sen yatabilirsin. İyi geceler. Peki. Benim de uykum yok. Peki oldu. Ben yatayım o zaman. İyi geceler anneciğim. İyi uykular. Sen kimsin ki? Geceler. Bu yavaş konuşan kim bu aç? Hiçbir fikrim yok Erkan. Kardeşler mi acaba? Nasıl? Ya da onun çocuğu. Yok artık. Bu baba mı diyecek ona yoksa ya? Demez inşallah. İnşallah da. Dur bekle, toka alıp geliyorum. Okey, bekliyorum. İnşallah baba demez ya chat. Çok kötü hissedeceğim baba derse. Ama geldim baş. Tamam hadi oynatıyorum. Yarın gene bir sürü iş var be baba. Ya hayır ya. Hayır ya. Anneannesi, işte babaannesi o zaman kadın bunun. Hayır ya, eşi adamın. Bir dakika, beyaz gömlekli kadına anne dedi bu aç. Tamam, bu da babasıymış işte. Beyaz gömlekli olmayan da beyaz gömlekliye baba dedi. Hayır, tam tersi. Diğeri ona baba dedi. Beyaz gömlekli ona baba dedi. Of, çok kötü. Ya tam tersi yapsanıza, bunlar çocuğu gibi duruyor ya. Hayır, Mia gitsen ne güne duruyor ya? Mia gitsen olsun baba. Mia gitsen o çok... Oynatmıyorlar bu aç, sürekli kafa şişiriyor arabadan diye. Evet ya. Of, yarın gene bir sürü iş var be baba. Ya hem iş var diyorsun hem de erken yatmıyorsun, ben anlayamadım seni. Ya bir an evvel işleri bitirip de tatile çıkmak istiyorum baba, çok yoruldum ya. Ya yeter. Tatile çıkmak istiyorsun da. Bir şey söyleyeceğim, benziyorlar da ya, cidden babası değildir değil mi? Kardeşi olabilir ama. Ya Boğaç, ne benzemesin, ne babasından bahsediyorsun? Ya baba olamaz da kardeşi olabilir. Şey, okul skecinde 5 yaşındaki çocukları anneanne falan yaparlar, öyle bir sahne bu yani şu anda. Yok ya, ondan yaşlı o adam. Neyse dur bakalım. Selim bir okulu bitirsin. Sen de izni ona denk getir. Gideriz yazdığımıza, şöyle bir kafa dinleriz. Vallahi çok haklısın baba, denizle kum burnunda tütüyor ya. Annem de tutturmuş, bulalım bir kız evlen diyor. Normal bu oğlum, baksana kaç yaşına geldin. Ne var benim yaşımda be? Biraz bir şey var ya sarı bıyık. Bir tık bir şey var. Ne var olur mu ya, kırkına merdiven dayadın. Yakında buluşmaya başlayacağım oğlum. Buluşma mı? Herhalde sarı. Ondan sonra nah bulursun evlenmeye kız.
Boğaç bu da buna baba desin şimdi kadın. Nasılsın evladım? Aynaya bakıyorum anne. E çocuğum yaşlılar bakar aynaya. Sen yaşlandın mı evladım? Ya ne var be anne, bir aynaya bak. Ya kapma, bakma çocuğum. Bak. Allah Allah. Ece, aynanın lokasyonu hakkında bir yorumun olur mu? Sanmıyorum Boğaç. Bu zorbun üstünde kova var çünkü. Okay. İnsanlar bakar. Ya git anne Allah aşkına be. Dur sinirlenme dur. Gel. İstemiyorum, bir şey istemiyorum. Ne diyor hiç anlamıyorum, bu şeye Arap bacıya benzemiyor mu ya şu Gulyabani'deki? Öyle konuşuyor bu, niye öyle konuşuyor? Yok, sinirlenecek hiçbir şey yoktu bu arada. Aynaya niye bakıyorsun, yaşlılar aynaya bakar dedi annesi. Yani böyle bir latife yaptı. Aa gidiyorum şey ben ha falan falan. Gitti bari. Arap bacı ben demedim onu. Filmdeki ismi öyleydi. Evet. Hadi yaptık. Latife mi? Aa, tik. Asıl tik reis buydu bu arada Erkan. Hayır ama bizim butik, bizim o gördüğümüz o muhteşem. Ona ne demiştik? Tik. Geçen çözmüştük onu ya. Bu iki reisi ayırmıştık birbirinden. Çünkü ilk bu reisi görüp tik reis demiştik. Sonra diğer daha da tik bir reis geldi. Daha ona tik, daha tik reis mi dedik? Yani. O koltuk nerede bitiyor bu aç? Tamam, o zaman... O zaman bu tik reis, diğer arkadaş daha tik reis. Okey miyiz? Ben ona muhteşemsiniz diyeceğim. Muhteşemsiniz reis, tamam o da okey. Koltuk peki yerde olabilir miymiş sevgili Erkan? Yani biraz daha aşağıda olsun, hiç ayağımızı yerden kesmesin mesela, bu da bir fikir. Sevgili abi, günaydın, hoş geldin. Nasılsın, iyisin? İyiyim abiciğim. Sen nasılsın? İyiyim abi. Abi bunlar incelenecek, akşam incelemeden gittin. Ya sabah sabah dur ve bir çayımızı içelim. Hemen dosyaları tıktım burnumuzun dibine ver. Tamam tamam, hiç çayını. Ah bir izine çıkabilsem, bir tatil yapabilsem. Hayatımda kağıtla kalem olmayacak arkadaş, tamam mı? Vay be, bu kadar yıldın ha. Çok yıldın oğlum, çok yıldın. Çay içer misin? Yok, ben içmeyeceğim. Evet, çok hızlı değiştik onu. Evet. Uzandı Ece mesela, yani soldaki telefon bayağı uzandı. Yok, bu kadar alçak bir koltuk. Şöyle bir uzanayım şuraya. Sana da lazım öyle bir koltuk yayın. Evet için. Evet evet, çok haklısın. Zimbio yapsın onları. Zimbio muydu senin? Marka? Zio. Ha, Zio. No, erkencisin bugün. Ya bu duruşlar nedir ya? Bu müthiş duruşlar bunlar ya. Ne oldu oğlum? Ananla mı kavga ettin gene? Sana ne ya? Oğlum erken gel dediği zaman kızıyorsun. Demediğimiz zaman da erkenden çıkıp geliyorsun be. Gelirim ya, istediğim zaman gelirim. Allah Allah. Bir çay ver ya, dur canım. Bir çay versene buraya. Ben öğlen başlıyorum işe, tamam mı? Ocakçıya söyle. Keşit misin sen ya? Ayrık bir şeysin ya. Tamam abi, sen merak etme, geliyor. Aşırı... Çok güzel yapmış Boğaç, ben de kullanıyorum. Boğaç sen bir çeşit misin ya? Aşırı haklı bu arada. Bu atar çok saçma. Yani neye sinirleniyoruz? 40 yaşında böyle bir ergenlik olmaz bu arada Boğaç. Yani bu kastı mesela uyarlamışlar replikleri, 40'a geldim falan diye. Ama rolü uyarlamayı unutmuşlar. Ece hala 19 yaşında gibi davranıyor. Uzun çaldı o tip. Efendim buyurun. Merhaba teyze, ben Suat. Nasıl? Yeah, yengeci Semih. Yengeci Semih geldi. Nasılsınız? İyiyim yavrum, sen nasılsın? İyiyim, sağ olun. Şey, ben... Bir dakika canım, Selin'i çağırayım. Selin! Belki başka bir şey diyecekti. Selin! Efendim? Daha telefon edelim. Tamam, ben bakıyorum. Alo, merhaba Suat. Hayrola, sesin bir tuhaf geliyor. Rahatsız mısın yoksa? Yo, rahatsız falan değilim. Uykudan yeni kalktım da. Baksana, sana bir müjdem var. Ne müjdesi? Sınavlar süper geçiyor. Hiç kırıksız bitiriyorum abi okulu. Abi mi? Aha bu okulu. He. Çok sevindim Suat'cığım. İnşallah istediğin gibi olur. Vallahi inşallah maşallah yok. Okulu bitiriyorum ve oraya geliyorum. Bir daha dönmemek üzere. Bekliyorum Suat'cığım. Hem de dört gözle. Arkeolog mu oluyormuş şimdi yengeci Semih? Ben üniversite öğrencisinin kırığı mı olur bu aç noktaları? Geçersin geçmezsin dersen yani. Çok haklısın. Çok özledim seni. Ben de seni çok özledim. Kızım çok konuşma.
Çok yazıyor bak, çocuğu zarara sokuyorsun. Tamam anne, şimdi kapatıyorum. Ne diyor? Annem bir şey mi diyor yoksa? Çok konuşma, çocuğu zarara sokacaksın diyor. Ne zararı ya? Sen istersen batır beni. Olur mu öyle şey? Sen batarsan ben ne yaparım? Tamam güzelim, ben seni yine yarın ararım. Tamam canım. Ben de seni öpüyorum. Önce sen istersen batır beni. Tamam. Zaten sen daha çok pahalı araba isterim falan ya Bahç. Hoşça kal. Selin her şey yolunda gittiği için sevinçten uçuyordu adeta. Diğer tarafta Samet iyice komplekse giriyordu. Ya bari turuncu giymeseymiş ya. Bu iki insanı neler bekliyordu? Gelin bunun cevabını izleyerek öğrenelim. Ulan 10 tane masa arasında git gelde ömrümüz geçiyor lan. Biz ne yapalım bu sıcakta ocağın başında? Oğlum çok mutlu. Senin bir yere... anda niye neşesi bozuldu bu aç sarı bıyığın? Hiç anlamadım yani, ilk gördüğümüzde aşırı neşeliydi. İnanılmaz, evet ya. Sen evleneceğin kırkına geldim falan dedikten sonra morali bozuldu herhalde Erkan ya. Onu içselleştirdi diye düşünüyorum. Onun realization'ını yaşadı. Sakin olayım mı biraz? Yok. Bir ailen var arkadaş çalışmak için, bir sebebim var. Oğlum söyle anana diyeceğim, şöyle eli ayağı düzgün bir kız bulsun sana ama... Aması ne? E tamam da bu yaştan sonra sana ancak 30-35 yaşlarında evde kalmış bir kız dengin olur bu. Niye oğlum ya? Benim nişanda bizim pedalardan neyim eksik? Sen önce bir aileye bak da ondan sonra bana öyle sorma. Aa ne kötü bir insan bu ya. Deli. Böyle denir mi ya? Önce bir aynaya bir, bak falan diye arkadaşlık mı olur? Bir iki cümlede daha ne kadar şey yapabilir? Hassas noktaları bu kadar pot kırabilir bu açı. Hayır, adamın bir de bunu kafaya taktığı belli değil mi ya? Bu kadar da social cue'lardan haberdar olmamak bir ayrıca bir başarı yani. Ben içimdeki şeyi zor tutuyorum şu anda. 35 yaşında evde kalmış şeyini bu açı. Yenki sen çok gençsin. Ha, benle alakalı değil. Belki kendi istemedi kadın. Kime ne? Şimdi bana gene gelecekler. Hiç ya. Abi. Evet feminist, ya. Feminist. Bu karı çok feminist falan diye gelecekler bu aç. Kimse gelmez öyle. Aynaya mı? Eyvahlar olsun bu aç. Ah gerçekten. Psikolojik bir şey. Ne olmuyor? Ne olmuyor? Ne oğlum, ne yapmaydı? Gençleşmeyi mi düşünüyordun saçını tarayarak? Ne? Olmayan nedir ya? Kadınlar düşmesin arkaya bak. Düşmesin arkaya. Ne oluyor? İki farklı müzik aynı anda gene. 18 yaşında kızı aşk oldu. Eyvallah olsun. Tel varmış o. Ya nasıl iki müzik aynı anda olabilir ya? Arkadan gördü sadece. Samet! 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 Gelsene buraya oğlum. Ne oldu oğlum, gene bağırıyoruz bağırıyoruz, bir saattir duymuyorsun. Onu gördüm. O da kim? Bir kız ya. Sanki hayatında hiç kız görmemiş gibi konuşuyor ha. Gördüm de Ramiz, bu başkaydı, çok hoşuma gitti. Ya konuşsaydın sen de o zaman. Sen çayları yap. Kaç tane? Üç. Yani görmedi de ki kızı. Daha önce görmüş demek ki Erkan. Onu gördüm dediğine göre. Bence görmemiş. Daha önce gördüğü biri. Bir kız dedi ama. Tamam. Sakin olalım yorumlarımızla arkadaşlar. Selin, gel buradayım. Merhaba. Neredesin kız? Sorma anca. Aa, burası nereden? İrtibat şey değil mi? Kafesi. İrtibat kafesi mi? Evet, açılmasın. Anıl bak anladım. Değil mi orası? Ne o ya? Devam et hadi. Ne, ben de anlayayım sizin insight şakalarınızı. Hadi devam et. Nedir söyle? Bir kere bir bölümde daha burası vardı. Kapının açılmasını bekliyorlardı. İrtibat odasının açılmasını beklerler ki gibi.
aradım. Akşam hiç uyumadım, sınava hazırlandım. Ben de. İnşallah bir aksilik çıkmaz da veririz. O kadar çalıştık, veremezsek yazık zaten bize. Allah korusun, bir haftadan beri çalışmaktan, stresten yüzümde sivilceler çıktı. Şimdi saat geliyormuş, seni böyle görüyormuş. Allah! Saçmalama, Allah korusun. Karıştı ben de o çaya. Ne oluyor ya? Aa, bacak varmış sağda. Nasıl bir şat ya? Çok komiktir ya bacaklar. Baksana, gel bir yere gidelim birer tane bira içelim. Vallahi hiç canım istemiyor. Ama ille bir yere gitmek istiyorsan bizim orada çok güzel bir çay bahçesi var. Benim Ece bu arada. Hadi oraya gidelim. Amma yeşil Ece adamsın. Ne yapayım, sevmiyorum içki için. Hadi. Evet, Tik Reis ve aranıza girebilir miyim Reis? Hadi yarın görüşürüz. Aleyhisselam sana, tamam mı? Sen de selam. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. 77 nerenin plakası? İşte meşhur bahçe burası. Bahçe işte ya. Bahçe MC. Meşhur mu Boğaç? Bahçeye dair herhangi bir şey var mı? Meşhura yani. Dair herhangi bir şey var mı? Onu bilemeyiz. Belki meşhurdur da. Kimse yok. Boğaç görüyoruz. Kimse gelmiyor. İki masa doluyor mu artık? Ece iki küçük tatlı kız gibi oturdular. Bak bak, birbirlerine bir de yakınlaşıyorlar. Bak şimdi. Meşhur bahçe bak. Burası. Bahçe işte. Bak. Kafalar. Sen... Şöyle kafalar bir de böyle. Çok tatlı bir daha bak. Meşhur bahçe burası. Bak, Tiki'nin poposuna bak bahçe otururken. Bu nasıl oturmak ya? Bu ne saçma bir şey. Ay Ece çok komiktir ya şu an, bu görsel çok saçma. Kimse yani otururken bu kadar yakınlaşmamalı ya, bu bir yanlışlık var yani oturma tarzında. Evet, Tik'in poposunu kaçırdım, bir de şimdi onun için tekrar izleyeceğiz. Meşhur bahçe burası. Bahçe işte ya. 5'i tamamlamak için izleyeceğiz. İyiymiş. Ne oldu sana da bir kere beğendim. Meşhur bahçe burası. Bahçe işte ya. Ne oldu sana da bir kere beğendiremiyoruz. Bahçe burası. Bahçe işte ya. Ya Ece saçları birbirine değmiş ya. Allah aşkına ya, bu gerçekten bu kadar da olmaz yani, bu kadar yanlış oturamazsın, saçınız birbirinize değmiş ya. Ne olur sana da bir şey beğendiremiyoruz. Şaka şaka. Sevin mi bir yer? Ha bakar mısın? Buyurun. Bize iki çay. Hemen. İyi geceler Esenko. İyi geceler Esenko'cum. Sevin miyim ben? Aa, Selin! Eyvah! Selin nereden tanıyor bunlar? Ha, kardeşi. Aa! Mi? Ya sürü, ha güzel! Ne diyorsun sen be? Allah bir koyarım sana! Şey, manyak mısın sen? Karışma be! Karışma da bu, benim abim! Abim mi? Şey, mahallemizin kızı... Ben tamam, de sihiri tamam. Görüyorum. Yaptığın hem iyi hem kötü bir şey. İnsan bir sorar. Özür dilerim. Hey Allah'ım yarabbim. Hadi yürüyün çocuğum. Manyak mı bu ya? Ya boş ver. Haydi. Çaylar, mahallenizin kızı mı? Yaptığın hem iyi hem kötü bir şey falan diye. Direkt kötü bir şey bu. İzlemedik arkadaşlar böyle bir bölüm. Siz başka kanallarda izlemişsinizdir. Nasıl? Yanlışlık sonucu bilmeden onu kırmıştı. Ertesi günü iple çekiyordu. Onu görüp özür dilemek için. Gelişmeleri dramamızı izleyerek öğrenelim. Ya adamla azdan kapışacaktık ha. Gördün mü yaptıklarını? Bayağı da korktum ha. Sorma abi ya, ne bilsin. Aklı sıra beni korumaya kalktı işte. Hey kızım, nereden tanıyor seni ki? Okula gidip gelirken oradan geçiyorum. Herhalde o zaman gördü. Güzel. Demek ki mahallenin kızı diye sahipleniyorlar. Hoşuma gitti. Güzel bir şey mi önce sence, ya da hoşuna gidilecek bir şey mi? Oturma şekilleri değişmiş bak, bu aç bu sefer kız açmış bacakları, diğeri şey kapatmış. Evet. Peki Black Swan mu Ece o ayak, ne dersin?
Baban doğru söylüyor kızım. Demek bir başkası da seni rahatsız etse seni koruyacaklar. Demek benim bodyguardlarım var mahallede. Yaşar. Bak sen bizim mahallede. Senin hızlı hoşuna gitti değil mi? Herhalde baba ayıpsın. Fıstık gibi kız, tabii koruyacaklar benim kardeşimi. Ya bu nedir ya? Lucas ne yapıyorsun abi bu bölüm sen ya? Ya bir takım heykel şeyleri falan mı resmedilmeye çalışılıyor? Kim böyle durur ya? Ya oradaki beton parçası ne ki bu açı? İşte demek ki hep orada duruyormuş Lucas. Yanına almış koyayım diye yani. Gerçekten o beton parçası nedir? Yanında klozet mi var? O soldaki nedir? Yok, dondurma yok. Dondurma şeyi o. Butu. Hadi bakalım. Ulan aklıma geldiğince güleceğim çıkıyor. Niye? Kız abisiyle konuşuyor diye az kaldı dövmeye kalktım. Yüzü çıkmak ben. Diye ya bir kullanım sen... var mı bu aç? Yok Erkan. Ne bileyim abisi olduğunu. Oğlum sevgilisi olsa ne olur? Sanki sana mı kaldı helalemin namusunu korumak? O helalem değil, tamam mı? Kim peki? İşte o kadar. Tamam kes. Allah Allah. Amma çeşit adam doldun sen bunun be. Oldu mu Ece o cümlenin finali? Sen bun be falan diyerek Korece bir kelime söyledin. Kes. Abi. Allah Allah. Amma çeşit adam doldun sen bunun be. Ne diyor ya? Sen bugün be falan. Sen bun be. Zennube dedi gerçekten. Zennube. Hadi bir de Zennube duyarak dinleyelim aynı yere. 5'i tamamlamamız gerekecek. Hayır 3 oldu şimdi. Ha evet doğru. Evet. Amma çeşit adam doldun sen bunun be. Sen bun be. Sen bugün be mi diyor? Ne diyor ya? Amma... Sen be oğlum be. Çeşit adam doldun sen bunun be. Ama diyemiyor yani demiyor, zaten. Demiyor bu aç öyle bir şey. Günaydın. Kaç oldu? 4 mü oldu? Evet. 5 mi oldu? Amma çeşit adam doldun sen bunun be. Sen bun be. Sen bugün be. Ooo günaydın. Nerede kaldın geciktin? Ya sorma akşam babamla muhabbet... Ya bu ofisteki mantığı anlayamadım. Yani o koltuk mutlaka dolmak zorunda mı? Yani o koltuğu boş bırakmamak mı gerekiyor? Nedir bu switch, taksi kullanır gibi ofis kullanmak? Nedir yani koltuğu bırakacağım ya arkadaşı falan gibi böyle bir anlamsız bir durum. Nerede takıldık uyanalım. Nerede kaldın geciktin? Ya... Yine yakınlar gereksiz bu arada, onu da ayrıca konuşalım. Sorma, akşam babamla muhabbete takıldık, uyanamadım ben. Ben de şey zannettim ha. Ne? O meşhur kahvenin garsonu hızını alamayıp önünü kesti zannettim. Hayri, sorma bana. Baksana, istersen seni her gece eve ben bırakayım. Saçmalama. Çayları söyle de içelim, şaka yapıyorum kızma. Ayşe Hanım, bize iki çay gönderir misin? Öyle duracak mı Ece? Öyle popo olsa sen de durursun Boğaç. Dururum bu arada. Adam tehlikeli bir tip, öyle diyorsun da. Ey Allah'ım ya, çaldık ya. Anne. Anne, ben gidiyorum. Daha erken değil mi kızım? Ailene uğrayacağım, oradan da notları almaya gideceğiz. Peki, tamam mı? Oldu. Hadi görüşürüz. Hadi güle güle. Ay o ahşapta ne çorapla kayılır ha bu aç. Vallahi be Erkan ya. İki çay yapsana. Ne yapalım devamlı gözü dışarıda? O geçer mi diye bakıyorum. Kim o? Dünkü kız o. Aha. Kesse ne olacak? Durup dururken dün bir çuval inciri berbat ettin bana. Özür dileyeceğim. Bana bak istersen sen çık dışarıya çayları ben getiririm hadi. Sağ ol. Nereden biliyor ya kaçta çıkacağını? Hep aynı saatlerde çıkıyor. Erken değil mi kızım dedi ama. Şey bir dakika. Buyurun. Ben özür dileyecektim. Dileyin o zaman. Peki. Dünkü olay için özür dilerim. Yaptığınız hem kötü bir şeydi hem iyi bir şeydi. Ama beni korumaya kalkıştığınız için teşekkür ederim. Bir şey değil. Her neyse, benim adım Selim. Benim de Samet. Memnun oldum. Ben de. Şimdilik hoşça kalın, görüşürüz. Görüşürüz. Şimdilik mi? Borç.
Ne yapacak o eli? Ya Ece, bu yorumları bana bırakır mısın ya? Geçen de bir kısmetsiz olur da yanıyor vallahi Hayır, yanıyor o falan diye. anlamda demiyorum. Eline baktığı için dedim, senin aklın kötü ya. Neyse şunu bir yapayım da. İki çay yap hocam, çırak kırdı. Ne olur kız elini tuttu diye uçtur hemen. Ya nasıl uçmam be? Hayatımda ilk defa bir kız elimi tutuyor. Artık günlerce yıkamazsın elini ha. Ya Ben bırak ekşi fazla sözlük mü demek istiyorum ama genel linç Yok yenilir yok diye deme gelemiyorum. boş ver. Geçen ekşi sözlüğe bizi sıksak lahmacun çıkar içimizden demişler Ece. Ya Niye benim üzerini sıkıyorsunuz arkadaşlar öncelikle her Hayır şeyden? yani Niye benden lahmacun sevmiyorsun da çıkıyor ayrıca? yani bulabileceği en kötü aşağılama şeyi bu gelmiş aklına. Bunu En çok düşünebilmiş. ona Öyle bir bu kafa. Caner Özürtlü'nün bölümünde çok konuştuk onu. O yakında gelir o bölüm. O yüzden çok anlatmadım yayında ama gerçekten inanamıyorum ya bu konuda böyle bir şey yazdığına. Bir de Post 42 başlığında yazıyor. Hani benim başlığımda da yazmıyor yani. Niye ürettiğimiz bir işle ilgili eleştiri yap yani de şişman olmamızın bu konuyla ne ilgisi var ya? Derdi o değil ki onun. İşte çok garip gerçekten. Bir okuyacağım. Yani Merak ettim. ürettikleri içerikler işte bok gibi falan yaz atıyorum bunu. Ürettikleri içerikleri sıksak lahmacun çıkar içinden. Bunu da yaz. Da beni niye sıkıyorsun da içimden lahmacun çıkıyor? Bunun konuyla ilgisi ne? Ya bunun Şişman. 15 Temmuz'la ilgisi var. Çok iyi bir şey. Aynen öyle chat yani o kadar saçma bir şey. Bu konteynerin ne ilgisi var? Yapmadım iki tane çay yapalım. Allah olsun ya. İşin yoksa yut şimdi bunları. Ya yutacağım tabii kızım. Saat okulu bitiriyor. Sarı fazla beklemez ha. Yine damarıma bastın ya, bravo sana. Ya sen şey almış oldun, kahveci ne oldu? Ne olacak? Tokalaşınca eridi gitti zavallı. Günah kız adama. Bir şey yapmadım ki. Özür diledi. Ben de özrümü kabul ettim. Sen de bir hoş... Aa, eridi gitti zavallı dedi ya. Ayıp değil mi böyle konuşmak ya? Ben mesela senden Ha. çok etkilendim Ece. Hı. Sen bana arkamdan böyle eridi gitti zavallı falan desen çok üzülürdüm. Ece yayına döner misin? Buldum postu. Tarafıma sürekli önerilen ve her defasında önerme, gösterme, engelli olarak belirtmeme rağmen yine önerilen kanal. Biraz izledim. Özet şu: 4 adet adam ve tek bir olay var. İçlerinden birisi bir şey söylediğinde kalanlar hayvan gibi abartılı, iğrenç, SİK gibi bir gülme tufanı koparıyor. Evet, 9 fazla yaşı gülüyoruz. süreleriyle. Katılıyorum. Bu 4 adama bakınca da obezite kampından kaçmış, PC Heh. klavyesi ters çevrilmiş, 4 adet kuşbaşı kaşar karışık, 8 lahmacun, 5 Big Mac çıkacak adamlar görüyorum. Bir İğrenç dakika, komedi. değiştirmiş mi? Bizi değil, PC klavyemizi mi? Bir klavyemizden mi çıkıyormuş lahmacun? Değiştirmiş sanırım. Ya da ben İğrenç mi ahmet. yanlış anladım acaba onu? Yanlış anladıysam Caner Özürtlü bölüm yanlış oldu ya. Ben mi İğrenç yanlış okudum onu AMK, ya? şişman komedisi demiş. Şişman komedisi ne demek? Hiç bir anlamadım. Şişman komedisi ne bileyim böyle düşüyor falan şişko falan diye İlk gülenlere. öyle bir kanal değil ki. Değil. Mesela ilk kısmında bıraksa eleştiriyi. Sizden önce de Karadeniz Okey Döner ve yani. Pide Salonu'na yorum yapmış bu. Çok beğenmiş. Karnı acıkmış Buraya olabilir mi bu gitsen insan? içinden Post 42 çıkar falan diye. Oraya da oraya da eleştiri. Tanımadan hep benim adam abine saldırıyor. Sen de onu affediyorsun Ay ya. saçmalama, zavallının teki. Ne olacak ki? Hayret bir şey Hadi sana. gel Delisin lütfen. sen. Zavallı da demezsin Çok bu ayıp akşam. ya. Bu kızın. Evet. Lenin tokalaşması Samet'i o kadar mutlu etmişti ki adeta bütün dünyalar onun olmuştu. Sürekli Selin'in yolunu gözlüyor. Onunla iki kelime bile etse o günü neşe içinde geçiriyordu. Selin'in yaptığı doğru muydu? Gelin dilerseniz bunun cevabını dramamızı izleyerek öğrenelim. Bir yapar mısın Perihan'la? Bu arada kapalı pide de yemezsin Mustafa ya. Açık pide olacak ki içine salata falan koyup sarıp yiyeceksin. Asla öyle bir şey Merhaba. yapmayacaksın. Merhaba. Hayrola, nereden böyle? Ocak için çay falan aldım. Siz nereye? Ben de arkadaşımla buluşmaya gidiyorum kafeye. Buyurun çay ısmarlayayım bahçede. Yok, arkadaşım bekliyor dedim ya.
İstersen sen gel. Hem arkadaşımla tanışmış olursun. Şey bilmem ki. Neden olmasın? Vaktin yoksa bilemem. Yo yo, var var vaktin. E tamam o zaman hadi. Hayda. Efendim buyurun. Merhaba, benim Suat. Bu böyle bir şey. Ne yapıyorsun oğlum? Aynı gün kafeye gidip orada devamlı telefonla mı konuşuyor? Oğlum. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim güzelim, sağ ol. Sen Murat çekecek o ya. Suat'ın telefonu. Çekecek mi? Ayakkabı çekecek. Şey, Selin evde miydi acaba? Selin çıktı yavrum, arkadaşlarıyla okula gideceklerdi. Tamam o zaman. Aradığımı söylersiniz. Ben 15 gün sonra geliyorum da. Bir dakika, kadına da mı güzelim dedi? Kaçırdım orayı, pardon, ben pide düşünüyordum o sırada. Ha, kadın ona dedi, okey. Bunu söylemek için aramıştım. Ya. Tamam diyebilir oğlum ya. Ben söylerim. Oldu, ben yine ararım. Annem bana neden güzelim demiyor Ece? Bana da demiyor ki sen de desin. Neyse, bana demesini istemezdim zaten şimdi. Ben de istemezdim. Hoşça kalın. Anneme söyleyeyim de bu aç ona güzelim demeni istiyormuş anne diye. Hayır söyleme, ne olur. Şaka olsun söylenecek diye söyledim. Hayır hayır. Söylenecek. Ece, işi eve götürmez misin? Burada şaka olsun diye söyledim yani. Götüreceğim, devam edelim. Tamamdır. O poşeti niye kucağına tutuyorsun? Bilmem. Güzel yere tutuyorsun. Merhabalar. Ya Boğaç, oradaki karşı koltuğa nasıl oturacak bir insan? Onu çekmek de bir zahmettir ya. Üstüne atlaması gerekiyor oraya. Onlarca haklısın Erkan ama çok ağır bir şeye benzemiyor. Selam. Aleyküm selam. Tanıştırayım Aylin. Dur. Ben anlatacağım. Amca. Oha. Aa, ne ayıp. Terbiyesiz. De dokunmazsın bu arada yeni tanıdığın insana da. Bu da ayrı bir konu. Dayı. Kaçmalama ya. Olsa abi tamam. Ne alakası var lütfen? E sen söyle o zaman. Hani geçen... Söyleseydi, söyleyecekti zaten, bıraksaydın manyak kadın. Ben bahsetmiştim ya abimle kahvede konuşurken. O meşhur kahveci. Evet. Ben abisi olduğunu bilmiyordum. Hadi. Az kork. Hadi mi? Ne biçim bir insan? Abisini dövmeye kalkacak hali yok bilerek. Ne demek hadi ya? Bu nasıl bir giriş Boğaç ortama? Korkunç bir insanmış Ece. Yani 5 saniye içerisinde itildik kendisinden. Çekim yapıyorsunuz, şu devasa çantayı çeker misiniz oradan ya? Çok haklısın. Tam ben diyecektim. Ben abisi olduğunu bilmiyorum. Hadi. Az korkutmamışsın çocuğu. Ödü patlamış senden. Tamam Aylin, kafa yapma. Bana müsaade. Nereye gidiyorsun ya? İyi günler. Daha abarttı biraz da, neyse. Abartma dedi. Kahveciyiz ya. Bozulur senin kahveci. Ne arıyorsun sen kızım bu adamla ya? Ay yazık ya. Yolda karşılaştık. O beni çalıştığı yere davet etti. Ben de buraya çağırdım. Sen bıraksana bunları acımayı. Bir gün başına iş edeceksin bunların yüzünden. Ay saçmalama, adam yemiyor ya. Bunlar mı? Ay hiç sevmedim ya bu kızı. İyi tamam, sana da laf söylemeye gelmiyor. Ne halim varsa gör be. Hayret bir şey sıra. Al şunları. Ne oldu oğlum, gene canı sıkılmış gibi? Yok bir şey. Anlaşılan gene bir damarına bassın. Ya keser misin ya? Tamam oğlum be ya. Allah Allah. Sana ne? Bir laf söyleyeyim. Falan diye gitti. Ne dedi bu? Allah ya. Sürekli ya böyle yapıyor. Yaş ay, ben krizi. De doğum günümde böyle olacağım bu arada. Samet, Selin'in arkadaşlarının konuştuklarına çok içerlemişti. Selin'den hoşlanıyordu. Ama en büyük sorun yaşıydı. Ne yapmalıydı? Selin'in gözüne nasıl girmeliydi?
bunun planlarını yapmaya başlamıştı. Ama 40, başarabilecek 18. miydi bu düşündüklerini? Hadi gelin bunları izleyerek öğrenelim. Merhaba Samet. Aa, merhaba. Nasılsın? İyidir. Dün niye kaçtın kafeden? Kaçmadım ki. Arkadaşlarımın söyledikleri canını sıktı değil mi? Ya niye herkes arkadaşlar diyor ya? Hadi Perihan'ı önceden çektiler. Orada iki kişi rol yazıyordu. Bir kişi çekebildiler diyelim. Sen niye arkadaşlarım diyorsun? Allah Allah. Herhalde bunu da önce çektiler. Yok ya, sıkmadı. Onlar adına senden çok özür diliyorum. Kusura bakma. Hiç gerek yok. Aslında çok hoş bir insansın. Biraz daha kendine baksan, modern giyinsen daha genç gösterirsin biliyor musun? Ay sana ne ya? O davatsıza bak. Kendine bak sen. O ona alındığını anladı galiba da Allah Allah ya. Daha mı geç gösteririm? Evet. Neyse ben gidiyorum. Daha sonra görüşürüz tamam mı? Hoşça kal. Bir geliyor şey böyle rapçi kıyafetli bol tişört falan. Dediğin olacak Barç. Aa. Şapka falan takar inşallah. Bu arada gerçekten bıyığı kesse onu da geçti. Sağ olun, teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Teşekkürler. Afiyet olsun canım. Sağ olun. Ha baba 10 gün sonra izine çıkıyorum, haberin olsun ha. Tamam. Anladık. Baba benim okulum da bitti, daha ne bekliyoruz? Kızım daha önce de söyledim. Abin izni senin okulu bitirme tarihine göre ayarladı. Beraber gideceğiz işe yazdı o. Evet. 10 gün sonra. Yaşasın. Suat da geliyor. Oh devrin keyfi. Aa, dur bakalım öyle. Fol yok, yumurta yok. Suat da geliyor. Bir yüzük takılsın. Değil mi? Baban doğru söylüyor kızım. Öyle heyecanlanma hemen. Tamam. Ben bir şey söylemedim. Uğraşmayın benim kardeşimle. O canım benim. Sen kafana göre takıl kızım. Boş takılacağım. Bir gezeceğiz, eğleneceğiz, denize gireceğiz değil mi? Bak. Böyle bir abi kardeş ilişkisi var mı ya dünya üzerinde? Yani iyi bence, ne güzel işte. Çok iyi diye mi dedin sen de? Evet benim abim kafama basıyordu ben küçükken. Öyle oynuyorduk yani. Yok sizinkinde bile. Böyle sevgisini öyle gösteriyordum. Bu sayı doğrusunun iki ucu gibi düşünelim Erkan. Allah Allah maşallah. Nasıl anne? Çok güzel. Aa, pijama sandım, böyle mi çıkacak? Aa bunu mu almış? Ama çizgili altı kareli olmuş mu? Bu renkli mi? Ya boş. Yakışmış mı sen onu söyle. Çocuğum yakıştı. Tabii sen zaten genç güzelsin. Nasıl gençleşmiş miyim? Tabii. Çok güzel. Fakat bu renkli. Ya anne o böyle istiyor ya. Ha, o kim yavrum? Ya boş ver sen. Ne güzel oynuyormuş kadın ya. Sen değil misin çocuğum? Sen geleyim mi? Yavrum Allah. Ya, yani ikisi aynı anda tercihi burada sıkıntılı değil mi Erkan yani? Pijama gibi yani, olmuş ya. Her şey sıkıntılı. Evet. Ya çok kötü ya. Hapisten kaçmış gibi. Daltonlar gibi. Niye ki bu ya? Ya inşallah bunun çok kötü olmasıyla ilgili bir şey vardı senaryoda yani. Wow. Bence kız aşık olacak. Oraya bağlanacak. Hadi bakalım. Tam Joey bölümü Friends. Ya bu yürüyüş çok güzel ya. Yürüyüşü de gençleşmiş. Bir daha. Meme harika, her şeyli mükemmel. Fatih hazır mısın? Selam. Ne var lan böyle? Ne var halinde lan? Oğlum palyaçolara dönmüşsün lan. Git ulan sen de ondan sizden. Ben bahçedeyim. Allah'ım yarabbim. Şu kıyafete bak ya.
Bakmadan tükürüyor değil mi? Görmeden. Bunlar aşıklar mı bu? Ya bu ne hakikaten Ece, bu ne? Ne yapıyorsun manyak adam? Adam çalışırken orada öyle takılmak var mıdır ya? Aa, deli midir nedir? Öf, piştim be. Sırt dişini oğlum. Bak bugünü de saymazsan tam 9 gün kaldı. Geçmez oğlum o 9 gün. Geçmez. Geçer. Hafta sonunda mı çalışıyor tatile ya? Atacağım kendimi suların içine. Bir yüzeceğim denemesine. Oh, kayıran Allah burada bizi kayır. Ne yapalım oğlum, sen de git. Sen gideceksin orada denizde, biz burada çalış. Babam çalış gün için anında. Ne yapalım? Senin yok mu iznin? Allah Allah. Gerçekten yine hayatımda gördüğüm en kötü kombi falan olabilir ya. Of, inanılmaz kötü. Bir kişi kola ne ya? Öyle bir şey mi var? Aa. Selin. Efendim. Merhaba. Merhaba. Allah beğenmedi. Çok mu komik? Yok canım. Niye gülüyorsun? Bilmem, şok oldum birden. Nasıl, istediğin gibi olmuş mu? Benim istemem önemli değildi, ben senin için söylemiştim. Senin istemen önemli değil mi? Her neyse, sonra görüşürüz. Benim şimdi gitmem lazım. Çok ayıp ya bu. Diğeri de ondan aşağı kalır yanı yok ya. Bir de dalga geçiyor falan. İyidir. Ne giriyorsun kız? Kahveci Samet var ya. Ne olmuş ona? Bir değişmiş abi, göreceksin. Nasıl yani? Kendine yeni kıyafetler almış. Olur. Anlamıyorsun. Ben ona geçen gün dedim ki biraz daha modern giyinirsen daha genç gösterirsin. O da gitmiş abartmış. Çok komik. Sen var ya, manyaksın sen ya. Bir de ben kötü niyetle söylemedim ki. Allah'ım ya. Sen var ya sen. Hiç elin garibine öyle şeyler söylenir mi be kızım? Bir de gazete ilan verin be isterseniz. Çok garip gerçekten. Günah mı kızım? Günah. Ay baba, ben alay etmek için söylemedim ki. Yalnız görünce de çok komiğime gitti, ne yapayım? Kızım öyle bulaşma, ne olur ne olmaz. Anne korkmayın, çok zararsız bir insan. Yalnız galiba biraz sorunu var. Ben de yardımcı olmak istedim, o kadar. Hadi el alemin üstüyle başıyla uğraşmayalım. Sen kalk bize çay koy. Tamam, hadi güzelim benim. Hadi canım. Ey gidim. Ne ey gidiyor? Gitmediği günler sinirli oluyordu. Bu arada Selin'in okulu tatile girmiş, sevgilisi Suat da okulu bitirip gelmişti. Selin'i istetmiş, söz kesmişlerdi. Selin, Suat ailece yazlığa gitmişti. Bundan haberi olmayan Samet yollarını gözlüyordu. Gelin eyvah, olacakları varız. İzleyelim. Ya. Gerçekten 2 ay sonrası değil mi ya bu? Gene sanatsal bir tablo duruşu Erkan. Kaç gündür iyi açmadın ha? Geçmiyor biraz. Belki bir yere gitmiştir mi, olur takma kafanı. Çok göresim yani. Ne yani, özledin mi demek istiyorsun? Hem de nasıl. Hadi 2 çay yaptır içelim. Tamam, hemen. Yok be, değişmedi. Aynı pantolon. Buradan dönerden de nişanımızı yaparız. Evet. Benim okulum bitince de düğünümüz olur inşallah. İnşallah canım, inşallah. Suat, benim karnım yine acıktı. Kızım da... bir saat önce yemek yedik ya. Ne çabuk acıkıyorsun. Biz miyiz yani bu böyle... aç bu? Farklı. Tam ters ama ya. Evet, tam ters. Giderse düğünümüze kaç kilo olursun Allah bilir. Aşk olsun Suat. Hadi. Şaka tamam. Ne bu bugün? Bad şey. Hoş geldiniz.
Nasılsınız? İyi. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ne alırsınız? Ne alalım? Ben bir karışık ızgara alayım. Tamam. Ben de aynısını menü alayım. Kola alıyorsunuz. Tamam. Karışık ızgara. Tamam. Sanki bir yada gibiyim, biliyor musun? Niye? Niye olacak? Önceden düşünürdüm acaba bu sevgimiz bir gün bitecek mi diye. Bak şimdi söz verdik, okulun bitmedi. Suat iyi mi ya? Dalga mı geçiyor? Ne yapıyorsun? Ne yaptın? Niye? Doğru değil yani. Sevgimiz bir gün bitecek mi diye. Bak şimdi söz verdik, okulun bitince de nişanlanacağız. Ve bir ömür boyu mutlu olacağız. Çok mutluyum zaten. Ben de buna inandım falan diyecek. Evet ya, çok garip bir tonda söylüyor. Ne bu halin çocuğum senin? Niye bir yerde konuşmuyorsun? Hı? Konuşmuyorsun. Ne oldu sana? Bir şeyim yok, ben de yorgunum. Üzülüyoruz. Yorgunum anne. Yorgunsun. İstirahat et çocuğum. Ay, kıyamam teyzeye. Çok iyi oynuyor ya bu arada, müthiş yani. Yat yavrum, yat, tamam, istirahat et. Tamam. Ay, bir laf da buna söylenmiyor. Allah'ım nasıl yapayım ben? Nedir bu oğlanın derdi? Nedir bu çocuğun derdi? Allah hesap etsin. Oku Boğaç. Bu açıyoruz biz ki desteklemiş. Abi Ekşi'dekiler gerçekten hayatsız insanlar. Kimse onların laflarına ilgi duymadığı için ilgi çekici hareketler yapmaya çalışıyorlar. Zaten random bir Tarantino filmi hakkında kötü yorumlara bakarsın, o argümansız saçma eleştirileri gör demiş. Bu açıyoruz biz ki çok teşekkür ederim. Tarantino da yönetmen değildir bu arada, geçeceğin o işleri. Ben de kendi de öyleymiş. Çok teşekkürler, bu açıyoruz biz ki çok sağ ol. Özgür Karabey desteklemiş. 27 yaşındayım. O kadar sevgilim oldu ama sizin gibi hiç uyumlu bir ilişkim olmadı. O kadar tamamlıyorsunuz ki birbirinizi. Çok kıskanıyorum ve seviyorum sizi demiş. Özgür, evet, çok teşekkür ederiz ya. Bak öyle sağ miyiz gerçekten? Sen buna inanıyor musun? Sağ ol Erkan'ım. İyiyim. Yedim ben de bir şeyler. Özgür Karabey, çok teşekkür ederiz. Gördüğün gibi vallahi çok uyumluyuz. Mephistopheles 3. ayını yenilemiş. Çok teşekkür ederiz Mephistopheles. Bayağı gelmiş bu arada. Niye okumuyorsun bunları ya? Gece hep biriktirerek okuyoruz bunları. Sen böyle alışamadın bunlara ya. Mephisto, çok teşekkürler. Bayağı da gelmemiş. Bitti bu arada. Allah Allah. Ya böyle kalırsın işte. Sakaldı ya. Araya ihtiyacın var mı? Devam edeyim mi? Çişe gidilir ama gidilmese de olabilir belki. Çişe. Ama yok, gideyim bu kötüymüş şey için, sağlık için. Gideyim. Hadi geliyoruz birazdan chat. Sen niye gidiyorsun? Ben de bir uğrarım çişe. Tamam ya. Bakalım. Boğaç, dur geliyorum. Ay, buraya gene sinek kendini yapmış ya. Boğaç, geldiysen seni duymuyorum. Dur, laptopun şarjını takacağım.
Alo? Aa, gelmemiş ya. Aha, geliyor, duyuyorum. Ay, çok kötü ceset kokuyor burası. Başka odada da çekmiyor internet. Oh. Ya bizim lambanın içine sinekler giriyor, çıkamıyorlar orada. Kendilerini yakıyorlar ve burası sürekli yanık sinek cesedi kokuyor. Ve bu diken diken yapıcı bir koku yani. Tarif edemiyorum. Lambayı kapatırsam laptopa gelirler. Alo? Heh. Geldim, merhaba. Bu çok ceset kokuyor. Kıyamam. Sinekleri. Ahmet, bana bak. Git istersen biraz dolaş ha. İstemem. Oğlum sen beni dinle bak. Git biraz dolaş, hava al, açılırsın. Hadi. Beni de ederim hadi. Yine burada oturuyor. Yani taksici gibi kullanıyorlar ofisi ya. Gerek var mı önce bu sahneye? Yalnız boşuna tiklemiyoruz bu aç biz bu adama. Peki biraz daha yukarı çekse buna artık pantolon diyebilir miyiz? Hayır. Tulum olur o. Hala mı böyle dolaşıyor? Merhaba. Merhaba. Beni tanıdınız mı? Çıkaramadım. Hani çay bahçesinde Selim'le abisiyle. Tamam. Bize bozuk atmıştı. Yaptık işte Mücahit. Olur böyle şeyler. Ben onları soracaktım. Ne zamandır görmüyorum. Yazlığa gitti ama. Yazlığa mı? Evet. Beraber kumaya gittiler. Oldu. Teşekkür ederim. Sizi fazla tutmuyorum. Estağfurullah. İyi günler. İyi günler. Bu adam ne yapıyor? Burada elbise bakıyor ha. Neydi şimdi bu? Muhabbet Watch? Oha! Hangi yazlık olduğunu nereden biliyor ya? Yazlık diye bir yer mi var yani? Oraya Cunda dedi işte. Oraya gittiler dedi. O da buraya geldi. Yani koskoca Cunda da nerede olacak? Çok ne kadar büyük olabilir. Hadi bakalım. Kumla demiş, pardon. Eyvahlar olsun. Nasıl ekip Ece? Çok iyi ya. Haksbol ekibi değil mi? Haksbol mu deniyor ona? Hexbol mu? Neyse. Evet, o. Yiyelim onu. Allah Allah, kafe kafe geziyor ya. Kafe 18 bir gönderme mi kız 18 yaşında diye? Sanmıyorum Erkan. Ben de sanmıyorum. Ne o, kumrular geziyorsunuz ha? Geziyoruz abi, ne yapalım? Sen de gelsene abi, beraber gezelim. Ne o, yanınıza çanta almadınız mı? Niye abi? Ben sizin yanınızda çanta var, ne görürüm ancak oğlum? Çok ağır emsin abi. Hadi hadi, size iyi eğlenceler.
Güzel şaka mı Erkan? İyi şaka. Hadi abi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Tanımadı değil mi? Sadece kıyafete yaptı onu. Bunlar gerçekten geziyorlar bu arada. Ya Veriz Valdo gibi orada. Aşırı da dikkat çekiyor bu arada yer. Bir de tam şemsiyenin altında duruyor. Allah boşuna. Şemsiye de güneş kola mı içiyordu? Nasıl sahne peki Ece? Yeteri kadar... Gördük mü yani? Ama bitmiyor falan. Gerçekten mi ya? Kameraya mı almış? Onu mu deniyorlar? Ne bu? Abi böyle donuma bir şey. Donuma verin. Oha! Böyle bir satıcı yok bu arada yani. Bu Çin'deki satıcılar değil mi? Evet bu arada gerçekten öyle ya. Bunalıma söylerdi. Samet'in yanında Suat'la görünce allak bullak. Dur ya. O gün geriye döndü. Tek düşündüğü Selin'in yanındaki acaba sevgilisi mi, akrabası mı, evet, arkadaşı mı? Be. Bunun cevabını öğrenmek için her gün Selin'in yolunu gözlemeye başladı. Gelin bundan sonra olacakları izleyelim. Eyvahlar olsun Burç. Ha, geri dönmüş iyi bari. Arkada bak hala duruyor orada. Yerine gene duruyor gibi. Heykel gibi ya. Bir daha falan. Tatil bitti. Yarın dönüyoruz ha. Evet, bir ay ne kadar çabuk geçti değil mi? Of, bir ay mı? Bir ay mı? Olandan oldu Tüş. Kızım. Neden abi? Bir ay izin alınabiliyor mu ya? Herhangi bir iş yerinden. Hayır. Oha. E ne olacak? Yarın işe başlıyoruz. Vallahi abi bir an önce dönelim. Biz gidince bizi nişan bekliyor. İyi, hayırlı olsun. E beni de çağırırsınız artık ha? E abi çok alemsin ha. Samet, geçmedi mi daha? Geçmedi. E belki gelmemişlerdir bu. Ha, gelmedi. Niye bu kadar kafana takıyorsun ya? Yanındaki belki bir kardeşidir, akrabasıdır. Ama yanlış elini tutuyordu. Hoppala, insan kardeşinin elini tutamaz mı oğlum? Tuttu mu Ece abi? Ben hiç dolaşmadım abimle öyle. Allah yazdıysa. Allah'ım iğrenç. Abartma ya. Ne bileyim ya. Hem sana seni sevdiğini söylememiş miydi? Söyledi. Hem de kaç sefer söyledi. E tamam da ihanet edecek hali yok herhalde senin. Nasıl? Yalan mı söylüyor ona? Yalan söylüyor. Etmez değil mi? Etmez tabii oğlum. Hayret bir şey. Kafa yiyeceksin ha bu gidişte sende. Bence yemiş bile. Yalan söylediğinin farkında değil. Öyle mi? Acaba? Bence delirdi. Geç anne geç. Nasıl geç. Oh be. Evimi özlemişim vallahi. Ay ben de çok özledim anne, sorma. Hadi oradan be, başka zaman olsa yaz bitti diye üzülüyordun. Kızın nişanı var, yazlığı görür mü gözü şimdi? Ay dalga geçmeyin ya. Nişanlanacak ya, aşık. Tabii tabii. Hey Allah'ım. Niye hey Allah'ım ya? Hiç anlamam. Dedim sana bu arada, çok fena bir. Hay Allah. Yolun yol değil Sırbıyık. Yine zoom yapıyoruz. Benim de Samet. Memnun oldum. Ben de. Şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz.
Merhaba. Buyurun bir şey ısmarlayın. Yok sağ ol, eve gitmem lazım. Akşama kardeşimin nişanı var da. Eyvah. Aha. Hani geçen gün kurtarmaya kalkmıştın ya onu. İyi ama niye? Ne demek geçen niye? Geçen gün değil bu. Şey çok bir şey. Ya sen geçen gün Kumla'ya geldin mi? Nereden biliyorsun? Gördüm seni orada ama kıyafetlerinden tanıyamadım. Çok değişmişsin. Değişsem ne olacak ki? Geri sarsana şu arkadakini bir daha izlemek istiyorum. O nereden adam biliyorsun? Gördüm seni orada ama kıyafetlerinden tanıyamadım. Çok değişmişsin. Bu arada Discord'a geliyorlar, öyle geçip gidiyorlar başkenine. Çekim var diye bakmıyor bu arada, kıyafete bakıyor yani. Kameradan daha çok ilgi çekmiş. Değişsem ne olacak ki? Neyse, hayırlı olsun. Evet ya, gerçekten bomboş mekan. Anne, ben çok heyecanlıyım ya. E normaldir kızım. Ben de babanla nişanlandığım gece o kadar heyecanlanmıştım ki ölüp ölüp dirilmiştim. Ben de sana çekmişim demek ki. E tabii bana çekeceksin. Şimdi saatlerde geçmek bilmez. Geçer geçer. Hayırlısından her şey geçer. Ben en iyisi şu elbiseni bir daha deneyim de akşama bir aksilik çıkmasın. Deli kız, sabah beri giyip giyip çıkarıyor. Ha, ay sabah köpüce boğuyor, köpüce boğuyor, duşuruyor. Ben geliyorum Erkan, çok özür dilerim. Ben de bir yoğurt alabilir miyim? Tamam. Sonra da kod verelim. Bugün ayın kaçı? Bu 10 son kullanma tarihi 14'dür. Tamam. Yiyebilirim o zaman. What? Alo. La 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 la. Size geliyor mu şu an Boğaç'ın sesi acaba? Yoğurt, sadeli yoğurt ya. Hiçbir şeysizdir yoğurt. Sade yoğurt. Geldim. Ha, ne oldu? Bir aldım geldim. Ne aldın? Ne aldın? Ne önemi var? Ben aşırı merak ettim şu anda. Ne aldın? Çok tedirgin ettim beni. Doğru. Temiz. Hı hı. Selin nerede? Burada odasında. Merhaba, hoş geldin. Merhaba Gülşen. Ne haber? Sağ ol. Nasılsın? Kötü. Yapma, çok heyecanlıyım. Bizim kız çok heyecanlı canım. Sabah bir 10 defa nişan elbisesini giydi giydi çıkardı. Genç onlar, heyecanlı olacaklar tabii. Herhalde. Anne ben bir duş alayım. Tamam canım. Hadi be. Eyvah. Aldattın eyvah beni. Yalan söyledin bana. Aa, eyvahlar olsun. Hani beni seviyordun. Aldattın. Yalan söyledi bana. Kandırdı beni. Aldattı. Günaydın anne. Günaydın benim güzel kızım seni. Bu akşam değil miydi ya? Anne o kadar mutluyum ki anlatamam. Hala rüyada gibiyim. Şimdi biz Suat'la nişanlıyız değil mi? Deli kız. Aa, bitmiş. İzlemedik tabii. Uçuyor gibiydiniz. Ben Allah. Önce.
Evet evet. Efendim? Direkt şey paranoyak. Merhaba canım benim. Aa merhaba. Güzel nişanlıma bir teklifim var. Neymiş bakayım o? Bugününü benimle geçirir mi acaba? Tabii ki. Hem de seve seve. Tamam o zaman. Demek. Bak benim telefonumda bir problem var. Alt kattaki kafeden arıyorum. Şimdi eve gidip üstümü değiştirip seni almaya geleceğim. Tamam. Tamam canım bekliyorum. Hoşça kal. Kimdi kızım? Suat aradı anne. Bugün buluşalım mı diyor. Ben de tamam dedim. Gidebilirim değil mi? Tabii kızım siz nişanlısınız artık. Keyfinize bakın. Tamam anneciğim ben hemen hazırlanayım. Tamam güzelim. Eyvah. Ya hep de silah var şu evlerde ya. Şey güzel olmuş bu aç. Şimdi bu adam şey oldu ya, paranoyak bozukluk başladı ya bunda. Evet. Yaşı tam o bozukluğun başladığı yaşlar normalde. 40 falan mı? O civar. Ha hadi ya. Vallahi diğerlerinden bir tık daha kaliteli çekmişler bu bölümü. Oğlum nereye gidiyorsun? Aaa çıkmış bana. Ay ne oldu bu çocuğa böyle? Sevdalandı. Evet. Anlayamadım. Çok iyi ya. Çok güzel oynamış. Ya of ya eyvahlar aldattın beni. Ne oluyor ya? Sen karışma be. Ne oluyor hani ya? Beni seviyordun. Ya ne sevmesi bu ya? Saçmalama. Hani çok seviyordun beni. Sen benim abim yaşındasın. Saçmalama. Ben senin abin değilim tamam mı? Kardeşim. Ben senin sevgilinim. Kardeşim ne oluyor ya? Karışma lan. Ne karışmamak lan? Aldattın beni. Aldattın. Demek ki stres faktörü olmamış bu kızın hayatına girmesi. Hastalık öyle patlamış. Stres mi? Tetiklemiş yani. Ha. Arkadaş. Bir dinleyebilir miyiz sonrasını? Merak ettim. Belki de senin için daha iyi oldu. Sevgi göstereceğimiz insanların kişiliklerine dikkat edelim. Ve vereceğimiz sevginin, samimiyetin dozajını bilelim. Allah bir başka Allah, gerçek kesitte buluşmak üzere. Hoşça kalın. Bahset, adama ne olmuş? Bir dinleyelim. Gerçek kesitte ve vereceğimiz, yaklaşacağımız evet sevgili gerçek kesit izleyicileri. Yaklaşacağımız, sevgi göstereceğimiz yok, insanların gazete kupürlerini de diyebilirim. Dikkat edecek kesitte buluşmak üzere. Kupür mü üzere. Peki? Hoşça kalın. Vereceğimiz sevginin dozajına dikkat edelim mi bu hikayenin? Selin, Samet'e acıdığı için gösterdiği ilgi acı sonuçlar doğurdu. Hem o hem de nişanlısı hayatını kaybetti. Allah Allah gene biraz zorluyoruz sanki böyle. Samet'e bakalım. Yani Samet'e. burada bir... Hani tabii kimsenin suçu yok da biraz sanki en yakınları fark etmesi lazım değil mi? Öyle bir durum Erkan. Yani fark etmeyince de fark etmiyor işte. Evet gerçi nereden tabii. Suat. Okulunu bitirip sevdiği kızla evlenecekti. Ancak bu mutluluğu tadamadan hayatını kaybetti. Bakalım. Samet. Kendisine gösterilen küçücük bir ilgiye kapılıp kafasında yarattığı aşkı yüzünden iki genç insanın canını aldı.
Ya bunlar zaten ekstra bir bilgi çoğu zaman vermiyor yani. O yüzden bu, böyle bu bize gösterdikleri gibiyse bu başka bir şey ama. Ne gibi? Hastalık yani bu. Hastalık, evet, işte oraya girmemişler hiç.